Illustrator'da çizim yapabileceğimiz bir diğer araç da Pencil Tool. Pencil Tool araç kutusundan hemen seçelim. Aracımızın kısa yolu klavyede N harfi. Aracı seçtikten sonra Paint Brush Tool'daki gibi çizimler yapabiliyoruz. Serbest çizimler yapabiliyoruz. Bu çizimleri yaptıktan sonra Paint Brush için kullanabildiğimiz Brush paneli içerisindeki farklı fırça tiplerini de burada kullanmanız mümkün. Paintbrush'ta da bahsettiğim gibi buna benzer servis çizim araçlarını daha iyi kullanabilmek için bir grafik tabletle çizimlerinizi yaparsanız daha hassas çizimler yapabilirsiniz. Mouse hakimiyetiniz her ne kadar iyi olsa da bir kalemi tutmak kadar iyi olamayacağı için tablet kullanmanızı tavsiye ederim. Bu çizimleri yaptıktan sonra bazı çizimler üzerinde de ufak tefek yumuşatma işlemleri yapabileceğimiz bir aracımız daha var Pencil Tool altında. Bu da Smooth Tool. Smooth Tool aracını seçtikten sonra Nes'e seçiliyken buradaki yapmış olduğumuz eğimleri biraz daha yumuşatmaya veya küçük değişiklikler yapmamız yardımcı olacak. Bunun için çizimin etrafından şöyle bir geçerek üzerinden doğru geçerek yavaş yavaş yumuşatabilirsiniz. Şöyle Ya yani şurada biraz problemli olmuş, tam yumuşak geçmiyor. Evet, evet. Neredeyse tamamladık. Tabii çizimi yaptıktan sonra bu yapmış olduğunuz çizimi parçalamak da isteyebilirsiniz. Farklı noktalarından kesmek isteyebilirsiniz. Kesebilmek için de kullanabileceğimiz araçlarda pet eraser tool var. Pet Eraser aracını seçtikten sonra Nes'e seçiliyken ki seçildiyse Selection tool'u seçebiliyorduk. Seçtikten sonra buradaki Pet üzerinde silgiyi sürükleyerek silme işlemi yapabilirsiniz. Bu silme işlemini biraz uzun tutabilirsiniz. Daha uzun alanları silebilirsiniz veya daha kısa alanları da silmeniz mümkün.